Bence burada sıkıntın ne biliyor musun? Hani bulduğun çözüm kümesinin elemanlarını götürüp yerine yazman gerekiyor. Çünkü neden? Kökün içerisinde olamaz, eksi olamaz. Yani ne olabilir? Ya sıfırdır ya pozitiftir. Şimdi şu kökü yok etmek için her iki tarafın karesini alıyorum. Birin karesi bir. Şimdi bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atıyorum. Tekrar her iki tarafın karesini aldım. X yerine ne yazacağım? 1 bölü 3. Peki x yerine 1 bölü 3 yazınca içerisi negatif oluyor mu? Umarım olmuyordur diye umut edip devam ediyoruz. Olmuyor gerçi de. 3 ile 1 bölü 3 çarparsam 1, kök 1, 1 demektir. 1'e eşit olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Şimdi bunu karşıya atacağım. Karesini alacağım ama şeye dikkat et. Bulduğum kökleri, kökün içerisini negatif yapmamalı. Ona dikkat edeceğiz. Başlayalım. Bu ne olur? Karşıya atarsam 19 eksi 2x. X eksi 2. Her iki tarafın karesini alıyorum. 19 eksi 2x eşittir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Hepsini sola attım. X kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0. Bu x eksi 5 de x artı 3'ün çarpımına eşit. Peki içerisine x'e bir 5 verebilirmişim. Bir de 3, eksi 3 verebilirmişim. X'e 5 verirsem ne olur? Sağlayalım bakalım. X'e 5 verdim 10. 19'dan 10'u çıkarttım 9. 9 dışarıya 3 diye çıkar sağladı. Bak 5 sağladı. Şimdi eksi 3 veriyorum. Eksi 3 verdim 25 değil mi? Bak şimdi dikkat et. Eksi 3 verdim. 6 25. Artı 2 eşittir eksi 3. X'e eksi 3 vermiştim. Bak 5 artı 2 kaç yaptı? 7. 7 eksi 3'e eşit mi? Hayır. O yüzden eksi 3 kökünü alamazsın. Yani Adana cevap olmaz. Cevabım neymiş? 5. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Şimdi bu neyin karesi? A bölü x'in karesi. Bu neyin karesi? Y bölü b'nin karesi. O yüzden ben bunu karesini alacağım. Şimdi başka yani bir şey yapmamıza gerek yok çünkü bilmiyoruz başka bir şey. Çünkü bak neyin karesi? A bölü x'in, y bölü b'nin. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ne geliyor? Şurası kaçmış? 160. Şurası kaçmış? 3. Ne yapar? 166. Hocam orası şey yapmıyor mu? B bölüye yazıyor soruda. Ha şey Bu B B'ye bölü bölüyor. Y. Tamam onu kullanırız o zaman. Şuraya bakayım bir yanlış mı yaptım ben? A bölü X'in karesi. Y bölü B'nin karesi. Ha, burada B bölü Y var. O zaman A bölü X gördüğüm yere ne yazabilirim? A bölü X gördüğüm yere. 3 tane B bölü Y yazabilirim değil mi? Ya bunu karşıya atarsam ne olur? Y bölü B yazabilirim. Yani A bölü X gördüğüm yere ne yazıyorum? Takip et. Gerçi gene tam kare çıkmıyor ki sayı. Neyse şunu bir yapalım. Bence hata var gibi ama devam edelim bir. A bölü x gördüğüm yere 2. Bak A bölü x gördüğüm yere 3 tane y bölü b yazıyorum. Burası da ne oluyor? Y bölü b. Burası neydi? Y, burası da y bölü b. Ha, y bölü b geliyor yine. Acaba direkt şey mi yapsam? A bölü x'in karesi gördüğüm yere. Tamam böyle yapalım. Yani buradan bir şey gelmedi. Şu A bölü x gördüğüm yere şunu yazayım şurada. Bak şimdi her iki tarafın karesini alırsam ne olur? A kare bölü x kare. 9 tane y kare bölü b kare. Bak şimdi şunu gördüğüm yere ne yazacakmışım? 9 tane y kare bölü b kare. Y kare bölü b kare daha kaç yapacakmış? 160. Toplarsam kaç yapar? 10 y kare bölü b kare eşittir 160. Tamam. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Y kare eşittir 16 b kare. Buradan y eşittir 4 b çıkar çünkü pozitif demiş. Y eşittir 4 b. Ha, ben şey ezberden yaptım ya benim hatam. Normalde işte bu neyin karesidir dedim. Ben direkt bunun karesidir dedim. İşte a artı b'nin karesini vermiş. A çarpı b'yi vermiş gibi düşündüm de benim hatam. Şurası şöyle bir şey yok yani. Direkt bunu sabit tutup bu ifadeyi karşıya atıp yerine yazıp karesini aldım. Anlaştık mı?
Anlaştık hocam. Peki A nedir demiş. A'yı yalnız bırakacağım. Nasıl yalnız bırakabiliriz A'yı? Ya şurada payda eşitleyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Ya da bakalım ne yapabiliriz? Bir bakalım. X bölü A. Gerçi şurada x, y bölü, ya şöyle çarpsam sanki şey olmaz mı? Yani x, y bölü y, a, x, z bölü y, a artı z yapsak. Çünkü niye böyle bir şey yaptım? Bak bunlar gittiği zaman, bak x bölü a, x bölü a bunlar sıfır oluyor. Ya bak ne oluyor şimdi? Eksi z, y, x, z bölü y, a. Şimdi tekrar içler dışlar çarpımı yapacağım. Yani içler dışlar çarpımı yaparsam eksi y, a, z, x, z'ye eşitmiş. Amacım ne? A'yı yalnız bırakmak. Bunu karşıya atıyorum. Eksi y, z. Sadeleştirirsem eksi x bölü y. Ya payda eşitlesen de aynı şey çıkardı muhtemelen de. Ben şöyle yaptım. Önce bunları çarptım. Yani x, y bölü y, a. X, z bölü y, a yazdım. Bunlar sadeleşti. X bölü a'lar birbirini götürdü. Daha kolay çıktı yani. Anlaştık mı? Anlaştık öyle. Bura var Burada mı? sıkıntı yok hocam. Yok. Tamam. Şimdi bunun karesi neyi verirdi? Üçlü bir ifadenin karesi. Yine aynı şey yapıyorum aslında. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Dikkat et. Birinci ile üçüncünün çarpımının iki katı. Bak şimdi sıkıntı burada başlıyor. Genelde birinci ile şey, ikinci ile üçüncünün çarpımı ne? Artı 2BC neye eşit olacakmış? 100. Bak bununla bu aynı şey değil. Neden? Bak 2AB var, eksi 2AB var. 2AC var, eksi 2AC var. Eksiyle çarpılmış Bunun hali bak. eksisi. Evet. Burası kaç yapacak? 22. Değil mi? Yani şuraya 22 yazacağım. Bunu karşıya atarsam ne olur? 80, 78. Var mı 78. sıkıntı? Var mı Yok hocam. problem? Yok hocam. Şimdi bu soru tipi biraz zor. Aslında şöyle, aşağıda ben fotoğrafları yüklerken gördüm. Aslında doğru gitmişsin. Yani ben burayı kök 5 eksi kök 4 ile çarpacağım. İşte burayı kök 6. Bak ama dikkat et bu şey. Kök 6 eksi kök 5. Çünkü niye? Birbirlerini götürsünler. Eğer kök 5 eksi kök 6 ile çarparsam 1 olmaz. Eksi 1 olur. Ha bir şey değişir mi? Değişmez ama istediğimiz şey olmaz. Bak bununla bunu çarparsam ne olur? Kök 5 eksi kök 4. Artı kök 6 eksi kök 5. Artı kök 7 eksi kök 6. Paydadan hep 1 gelecek zaten. Bunların çarpımları payda 1. Yani bunların hepsinin paydası 1. Nereye kadar gidecekmişim? Kök A artı 1 eksi kök A. Bu neye eşitmiş? Kök 10 eksi 2'ye. Bak şimdi. Bunlar birbirini götürüyor. Bunlar birbirini götürüyor. Yani anladın mı? Hep şeyler bak. Burada ne kalıyor? Bir 2 kalıyor. Eksi 2. Anladın mı mantığı? Bunlar hep birbirini götürecek. Ya işte atıyorum buradakiyle buradaki gidecek. Yani eksi kök a'lar gidecek. En son kalanı yazıyorum. Kök a artı 1. Çünkü kök a artı 1'i götürecek bir şey yok. Bundan önceki terime dikkat et istersen. Kök a eksi kök a eksi 1 şey artı 1 olacak. Eşitlikle çarpınca ne olacak? Kök a eksi kök a eksi 1. Bak kök a'lar gitmiş olacak. Yani büyük olan kalacak. Eksi kök 4 2 demektir. Bu kök 10 eksi 2'ymiş. A buradan kaçmış bak gördüğün gibi 9. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Güzel soru. Bu Galata mı bu? Yok hocam metropol. Aynen Galata hocam. Şimdi burada dikkat edeceğin şey ise bak eksi bir sayının çift kuvveti pozitif olur. Yani bunları artı yapabilirsin. Yani şöyle düşün. Eksi 2'nin karesiyle 2'nin karesi derken ben bunu direkt artı yapabilirim değil mi? O yüzden yani bununla bu aynı şeydir. X artı 2'nin 2x'inci kuvveti 2 tane oldu. Çünkü bununla bu aynı şey. 2. Her iki tarafını böldüm. Ne elde ettim? X artı 2'nin 2x'inci kuvveti 1 oldu. Bir sayının kuvveti 1 ise 3 tane durum ortaya çıkıyordu. Ya üstü 0 ama dikkat et bunu yaparken ne olmayacaktı? 0 üzeri 0. Ya eksi 1'in çift kuvveti olacaktı ya da artı 1 olacaktı. Hepsini tek tek deneyelim. Önce şurayı 0 yapalım bak. Burayı 0 olması için 2x'in 0 olması için x'in ne olması lazım? 0. X'e 0 verelim sağlıyor mu diye bak. 2 üzeri 0 sağlıyor. Köklerden bir tanesi bu. Gerçi toplamını istediği için bunun bir önemi yok ama kaç tane de deseydi önemi olurdu.
Bir de ne yapacakmışım? Burasını eksi 1 yapacakmışım. X artı 2'nin eksi 1 olması için x'in eksi 3 olması lazımmış. Bak şimdi x'e eksi 3 veriyorum. Eksi 1 üzeri 6. Eksi 1 üzeri 6 da sağlar. Demek ki bu benim köküm. Bir de ne yapacakmışım? Artı 1'e eşitleyecekmişim burayı. Üst eş dikkat etmeye gerek yok orada. Yani x yerine bir de ne yazacakmışım? Eksi 1. Bak eksi 1 yazınca 1'in bütün kuvvetleri 1 olur. Bir de x neymiş? Eksi 1. Bana bunları topla demiş. Bunları toplarsam eksi 4. Anlaştık mı? Anlaştım. Şimdi buradaki soruda da hani ABC'yi istiyor ya. Şimdi tek seferde bulabilir misin? Bulamıyorsun. Yani x aslında 1 versen olur ya da x'e 2 versen bunları sıfırlarsın direkt b'yi bulabiliyorsun bak. Fakat ben öğrenci bunu çok düşünemez diye normal öğrenci gibi düşüneceğim. Yani bununla bunu çarpacağım. Ax kare. Bak bununla bunu çarpacağım. Bx kare. Bununla bunu çarpacağım. Cx kare. Buradan da ne olacak şimdi? Eksi 2 ax artı 2 bx. Herhalde şu artı. Eksi 4 c. Eşit ne olmalıymış? 2x eksi 10'a. Şimdi burada x kareli bir ifade olmadığı için neyi biliyorum? A artı B artı C'nin katsayısı ne olmak zorunda? Sıfır. Çünkü niye? Burada x kareli bir ifade yok. Bak, bunun ne çıktığını biliyoruz. Yani Peki. eksi 2A artı 2B'nin de 2 çıktığını biliyoruz. Eksi 4C'nin eksi 10 çıktığını biliyoruz. Eksi 4C eşittir. Eksi 10. Yani C buradan kaç geliyor? 5 bölü 2. Bak, C'yi bulduk. C'yi bulduysak her tarafı şurada eksi 2'ye bölsen ne olur? A eksi B eksi 1'miş. Bak C neydi? 5 bölü 2. A artı B'yi de bulabiliyorum. Eksi 5 bölü 2. Alt alta toplarsam 2A eşittir. Eksi 7 bölü 2'den. A kaç çıktı? Eksi 7 bölü 4. A'yı da bulduk. Götürüp yerine yazabiliriz. İster şurada yerine yaz, ister burada yerine yaz. A gördüğüm yere şurada eksi 7 bölü 4 yazarsam artı B eksi 5 bölü 2'ymiş. Karşıya attım. B eşittir. Eksi 5 bölü 2 artı 7 bölü 4. 2 ile çarparsam eksi 10 bölü 4. Ne olacakmış? Eksi 3 bölü 4. Peki hepsini çarpalım şimdi. A'yı kaç bulduk? Eksi 3 bölü 4. B'yi kaç bulduk? Pardon işte neyse. Eksi 7 bölü 4. Yer değiştirebilir. C'de 5 bölü 2. Şimdi eksi ile eksi çarptım. Artı 21, 105 bölü 32. 105 bölü 32. Anlaştık mı? Anlaştım. Ha, daha kolay olarak şimdi başka bir şey daha göstereyim. Hani ben öğrencinin aklına gelmez diye bak x'e 2 verirsen burası 0 bir tanesi için göstereceğim. X'e 0 ver. X burası 0 olur. Burası 0 olur. X'e 2 verdim. Dikkat et. 2 verdim, 2 verdim. Burası kaç yaptı? 4, 8b. Bak 8b ne oluyor x'e 2 verince? 4, eksi 6. Bak b'yi eksi 3 bölü 4 diye bulduk. Gördün mü? Biz b'yi bulmak için bayağı bir can çekişmiştik. Tabii akla gelir mi bilmiyorum. Yani sen nasıl çözeceksin yani böyle bir soru gördüğünde? Hani x'e 1 de verebilirsin, 2 de verebilirsin ama sıfırlarsa daha güzel olur. Mesela x'e 2 versen, ha dedik zaten onu, eksi 2 versen ne olur? Bak mesela bu sefer bununla bu sıfırlanacak, a'yı bulacaksın. Sonra da b'yi, c'yi bulmak için herhangi bir değer verebilirsin. Ha, ya en sağlıklı çözüm tabii ki bu tabii de. Hani daha hızlı çözmek için bu da yapılabilir. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki. Şimdi ben burada ne yapabilirim biliyor musun? A bölü B. Şu rengi değiştireyim ben yine. A bölü B. Artı B bölü B diye yazsam. Yani 4. Şimdi A, B bölü B. Şimdi bunu bölerek yazdım. Karşıya attım. Ne oldu? A bölü B 3 oldu. Üç. Çünkü bu bir. Peki ben A gördüğüm yere ne yazabilirim? Şimdi 3B. A gördüğüm yere 3B yazıyorum. Şimdi 18 küçüktür 2B, o da küçüktür 25. Her tarafı 2'ye bölüyorum. B, burası 12,5 yapıyor. Şimdi maksimumu soruyor ve tam sayı diyor ya, ne yapıyordum? Seçiyordum. B'yi maksimum kaç seçebilirim? 12. Peki B'ye 12 verirsem A kaç çıkar? 36. Toplamları kaç çıkar? 48. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki devam. Şimdi dikkat ettiysen bu ikisinin çarpımı zaten bunu verecek. İki kare farkından. Ne demek istiyorum? Bu kök x artı kök y ile. Burayı da kök x eksi kök y. Şey, kök y'si yok pardon. Kök x eksi y.
Bak şimdi buna payda falan işlemeyeceğim. Şimdi paydayı işlersen burası ne olur? Kök x, ha şuraya da kök y yazmışım. Kök x artı y artı kök x eksi y bölü. Bak bu iki kare farkından birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani x eksi y kare. 1 bölü x eksi y kare. Bak bunlar gider. Bunlar gider. Ne kalır elimde? 2 tane x, 2 tane kök x eşittir 1. Kök x eşittir 1 bölü 2. X eşittir 1 bölü 4. Bu kadar. Ya payda işledim yalnızca. Ama tabii şunun da eşitlemeye çalışmadım. Onu da eşitlersem sıkıntı çıkarır. Var mı sıkıntı? Yok hocam. KM iki basamaklı bir sayı dediği anda ne anlamalıyım burada? Bu 10K, onlar basamağında olduğu için M. Çarpıyorum bunu. 7K artı 7M. Düzenleyelim. Bunu karşıya atarsam 3K. Bunu karşıya atarsam 6M. K eşittir 2M'ymiş. Bize maksimum olanı sormuş. Şimdi rakam olarak kalacak ya. Şimdi 2'nin katı olan en büyük rakamım 8. Bu da 4. 84. Var mı problem? Yok hocam. Şimdi buradaki sorularda tam kareye çevirmek zorundasın. Çünkü başka türlü bu işin içinden çıkamazsın. Yani önce hatırlarsan basit eşitsizlikte göstermiştik. Önce x kareyi bulayım. Ben yine yanlış çözümü göstereyim. Bu aralıkta sıfır var. Bunun karesini alıyorum 4. İşte her tarafı 4 ile çarpıyorum. Eksi 8 küçüktür. Eksi 4x. O da küçüktür 4. İşte bunları toplayayım dersen hata yaparsın. Çünkü niye? Burada bunu yaparak sanki iki farklı x değeri varmış gibi oluyor. Anladın mı? Ya ama bizim elimizde ne var? Bir tane x var. O yüzden ben bunu tek x'li hale getireceğim. Yani tam kareye çevireceğim. Böyle bir ifade nereden gelir? X artı 2'nin karesinden gelir. Birincinin karesi var. Birincide ikincinin çarpımının iki katı var. Artı 4, artı 3 olması için eksi 1 çıkartıyorum. Şimdi bak tek bir x'e bağlı olarak bunu oluşturmaya çalışacağım. Her tarafa 2 ekledim. Her tarafın karesini aldım. Her taraftan 1 çıkarttım. Benden maksimum değerini istiyor. Maksimum değeri kaç olabilir? Ya kaç olur olabilir değil. 7. Peki. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Bir an şeye baktım. A tam sayı diyormuş. X tam sayı deseydi böyle bir şey yapamazdık. Mecburen X'e 0 vermek zorundaydık. Maksimum olması için ya da eksi bir artık hangisi büyük yapıyorsa. Bu aynı zamanda biz parabol gördük mü? Gördük hocam. Gördük değil mi? Gördük aynı hocam. Bu aynı zamanda parabolün tepe noktasıdır bu arada. Tepe noktasına bak. Eksi 2'ye eksi 1. Yani parabolden de yapabilirsin ama tabii parabolün tepe noktası eksi 2 ama eksi 2 değerini alamadığı için burada direkt tepe noktasından gidemiyorsun. Bak istersen verelim. Eksi 2 verirsem ne oluyor? Bak 4 eksi 8 artı 3'ten eksi 1 çıkıyor. Oysa biz kaç bulduk? 7. Yani, o yüzden x'i tam sayı falan seçmiyoruz. Çünkü x tam sayı değil bir reel sayı. Neyse bir tane daha vardı sanki. Bak ya bir tane daha vardı sanki de derken aynısı aslında. Bu sefer burada yapacağımız şey değişiyor. Yani maksimum minimum değerinden ziyade bir fonksiyonun tersini alırken ne yapıyordum? Hemen anlatıyorum bir daha. Fx eşittir y. Fonksiyonun tersini alırsam f eksi 1 y eşittir ne olacak? X. X eşittir de hale getiriyorum. Yani x'i yalnız bırakıyorum. Şu an burada x'i yalnız bırakmam zor. Ne yapmam lazım? Az önceki gibi tam kareye çevirmem lazım. Bu neyin karesinden gelir? X artı 1'in karesinden gelir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi artı 1. Artı 4 lazım bana. 3 ekliyorum. Karşıya attım. X artı 1'in karesi eşittir. Y eksi 3. Her iki tarafın karekökünü aldım. Karekök, ya bir şeyin karesi karekökten nasıl çıkar? Mutlak değer diye çıkar. Karekök y eksi 3. Peki x eksi 1'den büyükse burası daima ya sıfır olacak ya pozitif olacak. Yani olduğu gibi çıkacak. Bak x küçüktür eksi 1 deseydi eksiyle çarpacaktım. Ona dikkat et. Artı 1'i karşıya attım. Bak şimdi benim bulduğum şey f eksi 1 y. F eksi 1 y. Şurası f eksi 1 y. Benden ne istiyor? F eksi 1 x. Ne demekti o? Y gördüğün yere x yaz. X gördüğün yere y yaz. Yani kök içerisinde x eksi 3 eksi 1. Anlaştık mı? Anlaştık.
Peki sence Siz bunu tanım kümesinde? anlatmıştınız hocam ama şey çok pratik yapmamıştık. Çok soru çokmamıştım birebir örten diye. O yüzden Şimdi çözemedim. birebir örten demesinin sebebi şu, tersi alınabiliyor demek. Bir de her şeyden önce bir kümeden niye bir eleman çıkartırsın ki bölme işleminde? Neden? Paydayı sıfır yaptığı için. Yani 2x eksi 4 eşittir 0, x eşittir 2. Yani bu 2'yi çıkarmak zorunda. Çünkü niye? Tanımsız yapıyor. Peki b'yi niye çıkartmış? Eğer sen bu fonksiyonun tersini alırsan, f eksi 1x. Çünkü birebir bir örten fonksiyon tersi alınabilir. Şu yerleri ve işaretleri değişecek şuradaki sayıların. 4x artı 3 bölü 2x eksi 1. Okun yönü yön değiştirdi. Yani artık fonksiyon buradan buraya değil, buradan buraya gidecek. Peki niye tanım kümesini, yeni tanım kümemden b'yi niye çıkartıyor? Çünkü yeni oluşan fonksiyonun paydasını sıfır yaptığı için. Buradan x eşittir 1 bölü 2. Peki x eşittir 2 ya da 1 bölü 2 olacakmış. Ha, bunları çarp demiş. Bunları çarparsan ne olur? Ha, bu arada bu bulduğum şeyin adı A. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Bu bulduğum şeyin adı da B. Çarparsan kaç yapar? 1. Anlaştık mı? Anlaştım. Çünkü fonksiyonda tanımsız yapan bir eleman tanım kümesinde bulunamaz. Bak eksi deyince ne yapacağım? Bununla bunun yeri değiştireceğim. F, yani f'i bulmak için. A artı 4x ne eşitmiş? X eksi 3'e. İyi de bak burası 3 olduğunda burası kaç oluyormuş? 7. Yedi. Ben burayı 3 yapan sayıyı bilmiyorum ama burayı 7 yapan sayıyı biliyorum değil mi? Kaç vermem lazım? 10. Bak getirip x'e 10 veriyorum. Diyorum ki A artı 40 3'e eşit olacakmış. A kaçmış? Eksi 37. Anlaştık mı? Anlaştık. Son iki sorumuz. Tabii onun altında var mıydı soru? Yok. Tamam. Bak yine bir fonksiyonun tersini alma sorusu. Yani yine bir tam kare sorusu. Eşittir y diyorum. Her tarafı ikiye bölüyorum. Çünkü bu bir şeyin tam karesi gibi olmaz. Yani kök x ile yani şey kök 2 ile uğraşmak istemediğim için her tarafı ikiye bölüyorum. X kare artı 6x artı 5 y bölü 2. Peki ben burayı nasıl tam kareye çevirebilirim? Bu ifade nedir? X artı 3'ün karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı 9 var ama benim elimde artı 5 var. Artı 5 olsun diye 9'dan neyi çıkartmam lazım? 4'ü. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Bundan sonraki kısım karşıya atacağım karekökünü alacağım. Karekökünü aldım. Mutlak x artı 3 y artı 8 bölü 2 paydayı eşitledim. Peki x'e hangi değerleri verebiliyorum? Eksi 3'ten sonsuza kadar. Bak eksi 3 versem 0, eksi 2 versem pozitif. Yani bu ifade daima ne çıkıyormuş? Pozitif çıkıyormuş. X artı 3 kök içerisinde y artı 8 bölü 2 artı 3'ü karşıya attım. Eksi 3. Peki benden f eksi 1 x'i istiyor. Benim bulduğum şeyin adı ne? F eksi 1 y. Peki nasıl yapacağım? X gördüğüm yere y, y gördüğüm yere ne yazacağım? X. Yani kök x artı 8 bölü 2 eksi 3 olmalıymış. Var mı sıkıntı? Yok. Ha, bunu çözdük zaten. Değil mi? İlk başta çözdüğümüz soru bu değil miydi? Aynen hocam çözmüştük. Bak bakayım bir de. Ha, sonra şey olmasın. Tamam, yani şeyi bitirdik. Soruları. Şimdi